Evet, sayın seyirciler, dediğimiz gibi yoğun bir gündem. Önce yeniden Ekrem İmamoğlu davasına, bu davanın hem hukuki olarak bugünkü gelişmesini nasıl değerlendirmemiz gerektiğine, hem de tabii ki bugün duruşma salonu ve etrafında yaşanan bu yoğun güvenlik önlemleri ve alınan önlemlerle aslında nasıl bir değerlendirmeye varmamız gerektiğine dair biz de konuğumuzdan bir görüş almak istiyoruz. Eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu, Yarsav Kurucu Başkanı Sayın Emin Ağaoğlu, merhabalar, hoş geldiniz KRT'ye. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Önce çok kısa şunu değerlendirebilir miyiz Sayın Emin Ağaoğlu? Zannediyorum iki tane CD'nin değerlendirilmesi gerekçesiyle çok kısa bir süre içerisinde adeta aç kapa yapılanarak bir erteleme kararı verildi. Evet. Hakimin değişmesinden sonra, ki bu hakimin değişmesi de bildiğiniz gibi bazı soru işaretlerine neden olmuştu. Evet. Sorgulamayı getirmişti beraberinde. Oysa ki bu CD'lerin de daha öncesinde dosyaya koyulduğu, dolayısıyla mahkemenin bir hazırlıksız durumunun olduğuna ilişkinde değerlendirmeler var. Duruşmayı nasıl değerlendirelim önce hukukçu gözüyle? Elbette yargıç değişti. Daha önce bu CD'ler dosyaya girmesine rağmen bu aşamaya kadar çözümlerinin yapılmamış olması, bu gerekçeyle duruşmanın ertelenmesi, bu sürecin uzatılarak bu davanın bir Damoklesin kılıcı gibi elde tutulduğunu gösteriyor. Bu süreci olumlu değerlendirmek, hukuki değerlendirmek zor. Bu aşamada, bu aşamaya kadar yapılacak işlerin sürekli elde tutulup her seferinde yeni bir gerekçeyle davanın ertelenmesi, makul sürede yargılanma hakkını da ihlal eden bir durum. Bu işlemlerin çok önceden yapılıp tamamlanması gerekirdi. Yani aslında siz özellikle davanın uzatılmak istendiği görüşündesiniz. Tabii ki her şey bir konuşma ve konuşmanın kayıtlı olduğu CD'ye dayandırılıyor ise daha dava açılmadan önce bunların tamamlanması gerekirdi. O zaman neye dayanarak bu dava açıldı? Eldeki kanıt CD ise ve buna göre hareket ediliyor ise dava açılmadan bu yapılmalıydı veya buna göre dava açılmış ise daha en başında bunun yapılıp tamamlanması gerekirdi. Peki bugünkü güvenlik önlemlerini nasıl değerlendirmeliyiz? Gerek var mıydı bunlara? Bu gibi önlemler giderek artmaya başlandı. O zaman şunu sormak gerekiyor. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı nerede, ne zaman, nasıl, kim tarafından kullanılacak? Adeta bu hak ortadan kaldırılıyor. Bu gibi topluma mal olan davalarda adliye önünde hiç kimse gitmeyecek, hiç kimse bulunmayacak mı? Hiç kimse destek iradesini ortaya koymayacak mı? Bu alınan kararı hukuki değerlendirmek mümkün değil. Adeta açık olan, açık yürütülen bu davalarda bunun da ortadan kaldırıldığı, bir baskı yaratıldığı, bunun da yürütme tarafından, yürütme organı tarafından yaratıldığını görüyoruz. Bunu açıkça davaya yürütmenin de bir müdahalesi ve o elin çekilmemesi, hep orada tutulması olarak niteleyebiliriz. Şimdi bir yandan tabii burada bu güvenlik önlemleri alınırken bir olay çıkacağı yönünde duyumlar alındığına dair gerekçeler sunuluyor kamuoyuna. Evet. Ama evet, bir taraftan da biz insanların gayet barış içerisinde halay çektiklerini görüyoruz aslında bu tabii müdahale edilen topluluklarda. Dolayısıyla siz bu verilmek istenen mesajın ters teptiği, böyle bir ortamın bir baskı ve adeta tırnak içerisinde olağanüstü hal ilan edilmiş gibi yaratılmak istenen, evet, bu durumun, evet, nasıl bir mesaj dönüştüğünü düşünüyorsunuz kamuoyu gözünde? Şimdi, kuşkusuz yasaklama somut bir kanıta dayanmalı, bir olay çıkabileceği kanıta dayanmalı. Ancak bu gibi kararlarda hep yasa maddelerinin birebir tekrarlandığını, soyut gerekçelerle bu yasaklamaların yapıldığını görüyoruz. Bu duruşmalar açık yapılan duruşmalar. Açıklık söz konusu olduğu için oraya giden, adliyeye girebilen veya adliyede bulunan herkes
duruşma salonuna girebiliyor. O zaman aynı şeyi orada da mı söylemek lazım? Duruşma salonuna da hiç kimseyi almamalı. Çünkü duruşma salonunda bile olay olabilir gibi. Duruşma salonuna herkes girebildiğine göre adliye önünde de yeterli güvenlik önlemlerini alırsınız ama adliye önünde bu gibi yasaklamaları getiremezsiniz. Herhangi bir olay olacak diye yasaklama getirecek yerde adliye çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alır ama insanların bu haklarını kullanmalarını engelleyemezsiniz. Bu gibi yollarla idarenin davayı adliye çevresinde baskıladığı görüntüsünü çok net ortaya koyuyor. Adliye etrafında bu baskılama adliye içinde de yargıca verilen bir mesaj gibi de nitelendirilebilir. Bu şekilde görmek de mümkün. Peki Sayın Emineoğlu, aslında bir çağrı olmamasına rağmen bu kadar yoğun bir katılımı nasıl okumalıyız? Bu hem hukuksuzluğun bir ifadesi hem de halkın o hukuksuzluğu görerek bu tabloda İmamoğlu'na destek ve yaşanan hukuksuzluklara da tepkisini ortaya koyduğunun çok net bir ifadesi. Artık halk sindirilmek isteniyor, baskılanmak isteniyor ama bu öyle bir noktaya geldi, öyle bir aşamaya vardı ki artık burada ne olursa olsun biz hukuksuzluklara karşı direniyoruz. Bu tabloda da bu hukuksuzlukları yaşayan kişilerin yanındayız şeklinde net verilen bir mesaj var. Peki sizce bu mesaj iktidar cephesinden de görünen, okunan bir mesaj mı? Kimilerine göre korku duvarını aştı insanlar bütün bu çabalara rağmen. Evet. Katılıyor musunuz bu fikre? Tabii ki. Yani iktidar bu mesajı gördükçe o çaresizliğinin bir sonucu olarak bu gibi işlemlerini artırıyor. HSYK üzerinden yargıç değiştiriliyor veya kaymakamlıklar üzerinden bu gibi kararlar alınıyor. Çünkü iktidarın davayı kendi seyrine bıraksa davada varılacak karar belli. Olmayan bir eylemden dolayı açılan bir dava ortada. Davayı kendi seyrine bırakmaması karşısında her seferinde yeni bir yaptığı iş ve işlemle halk karşı karşıya kalıyor. İktidar belli konularda belli kişiler üzerindeki baskısının bitmemesi ve geleceğe yönelik bir takım sonuçlar elde edebilmek adına bu tabloyu bilerek yaratıyor. Evet, bu davada hakimin değiştirilmesini siz nasıl değerlendirdiniz? Bir taraftan aslında hakimleri de gölge altında bırakan, töhmet altında bırakan bir takım değerlendirmelerin kapısı aralanmış oluyor bu tip değişikliklerle. Ne dersiniz? Tabii ki haklısınız. Özellikle bu gibi davalarda bu herkesin dikkatini çekiyor. Ancak diğer davalarda da iktidar bunu çok sıklıkla kullanıyor. HSK bu yolu adeta kural haline getirdi. Davalarda yargıçların sıklıkla değiştirilmesi yeni verilen yargıç üzerinden baskının sonuç doğuracağı gibi haklı bir takım endişelere de yol açıyor. Önceki yargıçların tutumundan rahatsız olan bir irade yeni yargıçlar görevlendirme gibi yargı üzerinde de bir takım kuşkulu durumları ortaya çıkarıyor. Yargı bağımsızlığının çok aşağılara indiği bir dönemde bu gibi işlemler adil yargılanmanın olabildiğince zayıfladığını da herkese ister istemez gösteriyor. Bu gibi kaygıları haklı bir şekilde ortaya çıkarıyor, gösteriyor. Peki şimdi bazı şeyleri aslında dillendirmek bile doğru olmayabilir. Ama ne yazık ki aklın sınırlarını zorlayan bazı tanıklıklarımız da olduğu için ve hali hazırda ifade edildiği için sormakta zannediyorum bir beis yok. Biliyorsunuz bu davayla ilgili yapılan değerlendirmelerden bir tanesi de bu biçimde aslında bu davanın sonucuyla İmamoğlu'nun
İmamoğlu'nun başkanlığının bir kayyum atamasına evrilme evet. ihtimali taşıdığı yönündeydi. Şimdi biz bazı noktalarda kayyum atamalarının yapıldığı ve seçimle kaybedilenin bu yolla geri alındığını çok fazla ilçede gördük Türkiye'de. Ama tabii ki İstanbul başka bir simge bir yanıyla. Dolayısıyla o kadar kolay değil ama sizin Demokles'in kılıcı benzetmenizden de yola çıkarak bu Demokles'in kılıcı üstünde sallanmaya devam etsin istiyorlar dediniz sözün başında. Evet. Bunu da barındırıyor mu sizce? Şimdi bu davada Sayın İmamoğlu bir yıl ve üzeri ceza alır ve alacağı ceza paraya çevrilmez ise veya hükmün açıklanması ertelenmez ise buna karşı istinaf ve temyiz yolu var. Öyle bir süreçten sonra karar kesinleşirse o tabloda kesinleştikten sonra 2023-2024'teki seçimlere katılma hakkı ortadan kalkar. Yaptığı işlem bu davada bir mahkumiyetle sonuçlanır ve mahkumiyet kararı kesinleşirse kesinleşene kadar İçişleri Bakanlığı'nın bir yetkisi yok. Çünkü yaptığı eylem bir terör suçu değil. Çünkü yaptığı eylem bir görev suçu değil, kişisel bir suç. Ancak böyle bir durumda bir yıl ve üzerinde bir ceza alır ve o ceza kesinleşirse o süreçten sonra Sayın İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşürülür ve başkanlık belediye meclisinde seçimle belirlenir. Ve sizce böyle bir plan var mı masada? Şimdi olmadık hukuksuzluklarla, açıklayamayacağımız hukuksuzluklarla karşılaşınca 2023 seçimlerine kadar böyle bir diyelim ki mahkumiyet kararı verildi. Bunun bir taraftan bölge mahkemesinden, bir taraftan Yargıtay'dan şurada kalmış 7-8 ay içerisinde geçebilmesi çok büyük toplumsal tartışmaları da, toplumda tartışmaları da ortaya çıkarır. Ama 2024 seçimleri için yargı üzerinden böyle bir şey yaparlar mı? Yapmazlar demek mümkün değil. Ama dediğim gibi karar kesinleştikten sonra ancak İçişleri Bakanlığı evet. görevden alma durumu söz konusu edebilir. Terör suçu veya görev suçu olmadığı için karar kesinleşene kadar İçişleri Bakanlığı herhangi bir şekilde konuya müdahil olamaz. Peki bir son olarak bir bilinçli erteleme olabileceğini düşündüğünüzü ifade etmiştiniz. Bunun ne kadar sürmesini bekleyelim bu durumda? Devam edecek mi bu? Şimdi bir dahaki duruşmada o duruşmanın da ertelenmeyeceğini söylemek mümkün değil. Şimdi tanıkların çağrılması için, CD'nin çözülmesi için yapılan bir erteleme var. Bir dahaki duruşmada tanıklar gelmezse o tanıkların zorla getirtilmesi yoluna mı gidilecek, ne yapılacak? Evet. Önümüzdeki duruşmanın da karar duruşması olacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum Sayın Emin Ağaoğlu bizi aydınlattığınız için. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.